to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime? Watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. Bu anlatılanlar gerçek mi? Yoksa bu da bir propaganda savaşının parçası mı? Kuzey Kore ile ilgili anlatılanlar ister Pyongyang ister Batı kaynaklı olsun neden hep şüpheyle karşılanıyor? Kuzey Kore kesif bir sis bulutu ardında. Şüpheyle, paranoyayla, endişeyle örülü bir sis bulutu. Gerçeğe ulaşmanın adeta mümkün görünmediği muazzam bir propaganda duvarıyla kuşatılmış. Öyle ki bu ülkeye gidip görmek bile gerçeğin kendisine ulaşmayı sağlayamıyor. Görüntüler kimi zaman bir kitle hipnozu seansını andırsa da 25 milyon insanın çılgın bir komünist hanedan tarafından rehin alındığı izlenimi verse de bunun tam tersini düşünenler de var. Yani Kuzey Kore'nin kendi kendine yeten, öz kaynaklarıyla yaşamayı seçmiş bir ülke olabileceği ihtimali de var. Bu insanlar bir adanmışlık duygusuyla davranıyor olabilirler. Bu açıdan bakıldığında Kuzey Kore halkının bir önceki lider Kim Jong-il'in cenazesinde gösterdiği olağan dışı kitlesel hisleri böyle bir adanmışlık duygusunun sonucu olabilir. Soğuk olacaktanın gözü, kazan kütüngan şimzoğuru, ailenin. Bu ülkenin kalbine inip en ücra köşelerinde hayatın içine karışılsa da, rehbersiz turlara dahil olunsa da hiçbiri Kuzey Kore gerçeğini anlamak için yetmiyor. Kuzey Kore muammasını bir de bir Türk belgeselci, haber fotoğrafçısı, usta bir gazetecinin gözünden görmek istedik. Coşkun Aral'ın Kuzey Kore seyahati bu nedenle heyecan uyandıran bir fırsat oldu. Sınırlı sayıda turist kabul eden, gazeteci ziyaretlerine sıcak bakmayan bu ülke hakkında Coşkun Aral'ın gözlem ve izlenimleri önemliydi. Sınırlı sayıda insan gidiyor. 100 bin civarında yabancıyı alıyor. 5 bini Avrupalı, Amerikalı. Geri kalan %95 Çinli. Kuzey Kore'nin Bulgaristan'da var olan Büyükelçiliği vize bölümüne başvurduğunuzda size belirli tarihlere yönelik bir turizm kotası üzerinden vize veriyorlar. Ama gittiğiniz zaman ya Çin üzerinden gidersiniz ya da Rusya üzerinden gidersiniz. Yanımızda mihmandarlar var. Gariptir, bir alışveriş merkezinde fotoğraf çektirtmiyorlar. Aslında övünç duyacakları bir şey. Çünkü Korelinin bile para biriktirip rahatlıkla Batı'ya ilişkin Amerika'da üretilmiş bir televizyon cihazını veya komşu Güney Kore'deki bir bulaşık makinesini alabileceği imkan var. Yolculuğumuz şu, beklemeleri koymazsam eğer buradan 3,5 saat Moskova, ardından 8 saat Vladivostok, ardından 2 saat Pyongyang. İngilizce, Türkçe cep sözlüğü. Nüfusun %25'ine yakın iyi İngilizce öğreniyor. İyi eğitimli ve kendi alanlarında
çok iyi bir eğitim sisteminden geçirilmiş insanlar ülkesi. Tarım ülkesi olabilir. Aşağı yukarı Kore Yarımadası'nın büyük bölümü onlarda ve bunlar işlenmemiş topraklar. Çok rahat organik tarımın olabileceği bir şey. Kuzey Kore dünyanın belki de en az bilinen ülkesi. Son dönemde önce yeni başkan Kim'in türlü çılgınlıkları, sonra nükleer füze denemeleri, en sonda sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesi ve Güney Kore ile barış görüşmelerini başlatmasıyla dünya gündeminde yer aldı. Ancak ülke yönetiminin keyfiliği Kore Yarımadası'nda kalıcı barış hamlesine dair soru işaretlerini her daim gündemde tutuyor. Çünkü en azından bu aşamada dışa açılma konusunda bir niyet beyanı yok. Kapalı toplum yapısı sıkı bir şekilde korunmaya devam ediyor. Coşkun Aral'ın Kuzey Kore'ye ikinci gidişi. Bu gezisinde Mass Game Türkçesiyle kitle oyunu adı verilen bir gösteriyi izledi. Mass Game Korelilere özgün bir ifade biçimi. Yani bir stadyum düşünün, dünyanın en büyük stadyumu 150 bin kişi. Bunun en geniş tribününde 17 bin kişi ellerinde belirli düzeneklerle, belirli komutalarla, yer değiştiren renklerle fotoğraf veya görüntüleri anında yaratıyorlar bir hikaye anlatılırken. Sahada da çimler üzerinde de 30-40 bin kişi bir şeyleri canlandırıyor. Müthiş bir sunum. 5-6 yıldan beri yapılmıyordu. Tam da bu Korelilerin birleşmesi gündemdeyken onu da gündeme alan Japonların vermiş olduğu 1900'lerde süren o korkunç zayiat ve kanlı savaş döneminden Kore Savaşı'na ve bugün Kuzey Kore'nin içinde bulunduğu ortamda dünyayla buluşması, kardeş Güney Kore ile birleşmesini içeren bir sunumdu. Kuzey Kore ya da resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 1948'de Kim Il-sung tarafından kuruldu. 25 milyon nüfuslu ülkede iktidar babadan oğula geçti. Kim Il-sung'un ardından önce oğlu, daha sonra da torunu Kim Jong-un devlet başkanı oldu. Orada aile ilişkin soru sorduğu zaman bilmiyorum diyor. Mesela şu andaki liderin kaç çocuğu var diye sordum. Bilmiyoruz diyorlar. Nükleer silahlarınızı imha ettiniz mi diye sordunuz. Bilmiyorum diyor. Ama niye bu soruyu soruyorsun diye işkence sokmuyorlar. Ülkenin kurucusu, kurucu lideri Kim Il-sung'un diğer liderlerden farkı, komünizmin çok klasik olan simgeleri olan orak çekişin tam ortasına bir yazı fırçası koymuş eğitim. Ben şaşırdım. Bir çocuk 4-5 yaş süresi içinde yetenekleriyle gözlemleniyor ve ona göre eğitiliyor. Enstrüman çalmayan, sanatla iştigal etmeyen çocuk yok. Giyim kuşam değişmiş, rengarenk. Uzak Doğu'da, özellikle Çin'de gülen insan az görürsünüz. Burada herkes gülüyor. Evet, tek başınıza dolaşamıyorsunuz. Hadi bir taksi çevirip taksiye binemiyorsunuz. Ama unutmamam gerekir, ben Libya'da da aynı şeyi yaşıyordum. Yani Kaddafi döneminde veyahut da Doğu Almanya'da da tek başıma yaşayamıyordum. Türkiye 1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'nda yer aldı. Güney Korelilerle birlikte Kuzey Korelilere karşı savaştı. İki ülke arasında bugün sınırlı bir ilişki var. Büyükelçilik yok. Kuzey Kore'yi gezen Türk sayısı da çok az. Peki Kuzey Koreliler Türklere nasıl bakıyor? Savaş müzesi, görüntü alamadığımız müzeye girdiğimde Türk bayrağı aradım. Çünkü diğer bayraklar yerlerde. Amerikan bayrağı ve diğer Birleşmiş Milletler'in Kore Savaşı'na katılmış diğer orduların bayrakları çamurlar içinde, işte canlandırmalarla bayağı böyle paçavra gibi kullanılıyor ama bizim Türk bayrağı yoktu. Nerede dedim? Bir yerlerde katlanmış bir bayrağı gösterdiler. Peki ne düşünüyorsun dedim.
Türkler kendi istekleriyle gelmediler dediler oradaki arkadaş. Yani bize çok negatif bakmıyorlar. Coşkun Aral, eğer ileride Kuzey Kore ile Güney Kore birleşebilirse, Kuzey'in disiplini, Güney'in teknolojisiyle ülkenin büyük bir güç olabileceği düşüncesinde. Ve bunu ancak zaman gösterecek.